Evet, kanalıma tekrardan hoş geldiniz. Şimdi sizlere e-mail hesabı nasıl açılır onu göstereceğim. Onun için de Gmail'i tercih ediyorum. Size şimdi Gmail hesabı nasıl açılır onu göstereceğim. Evet, ben Google Chrome ve Opera, ikisi de yüklü bilgisayarımda. Bunlar tarayıcıdır. Bunlar da internette gezmek için işinize yarar. Ben Opera'yı tercih ediyorum. O yüzden Opera'dan açmayı deneyeceğim. Evet. Gördüğünüz gibi burası açıldı. Bilgisayara yeni aşina olanlar için diyecekler ki bunlar nedir diyenler olursa, bu tarayıcının sunduğu bir arama arayüzüdür. Burayı da kullanabilirsiniz, burayı da kullanabilirsiniz. Ben ama direkt Google'a gibi gideyim diyorum. Oradan size göstereyim. Evet. Şimdi Google'ı açıyorum. Evet. Bu arama motoru, bildiğimiz ünlü arama motoru Google'dır. Buraya Gmail yazıyoruz. Karşımıza Gmail geliyor. Gördüğünüz gibi Gmail'in sitesi geliyor. Tıklıyoruz. Evet. Şimdi diyor ki oturum aç. Biz e-mail adresimiz olmadığı için zaten e-mail adresi alacaktık. O yüzden hesap oluştur diyoruz. Kendim için. Evet. Adımızı soyadımızı yazalım. Şimdi burada önemli olan, hemen söyleyeyim size. Evet, burada önemli olan şu: kullanıcı adımız Gmail senelerin e-mail programı olduğu için, e-mail sitesi olduğu için böyle bir şeyi muhtemelen daha önceden almışlardır. O yüzden bunu daha karmaşık bir hale getireceğiz. Karmaşık derken, hani daha önce kimsenin almamış olduğunu düşüneceğimiz bir şey yazalım. 1980 yazalım mesela. Ali Veli 1980 @gmail.com olacak bizim hesabımız. Bakalım verecek mi? Evet, bakın daha önce birisi bunu almış. O zaman Ali Veli'nin ortasına bir nokta koyalım. Bakalım olacak mı? Muhtemelen bunu da almış. O zaman ne yapalım? Bakalım. Muhtemelen verecek. Evet, verdi. Şimdi bakın, aliveli.gs.1980@gmail.com bizim e-mail hesabımız olacak. Şifremizi yazdık zaten. Telefon isteğe bağlı diyor. Kurtarma e-postası isteğe bağlı. Yaş, doğum gününü yaz diyor. 01. Şimdi burada önemli olan şu: telefon numaranızı yazmanızı tercih edin. Neden? Çünkü şifrenizi unutabilirsiniz. Şifrenizi unutabildiğiniz zaman tekrardan giriyorsunuz. Şifrenizi bu şekilde kurtarıyorsunuz. Cinsiyetinizi yazabilirsiniz. Bu bilgileri neden istiyorsunuz? Gerek yok. Geri ileri. Evet, ileri tıklıyoruz. Evet. Bu şartlar genelde belirli bir süre içindir. Daha sonra değişiyor ve her defasında kabul ediyorum'u tıklamak zorundasınız ki kullanabilirsiniz. Evet, şimdi hesabımız oluşturuluyor. Evet, Gmail hesabımız oluşmuştur. Şimdi Gmail yükleniyor. Bir iki soru soracak bize. Öğretmeye çalışacak. Şuradan şu oluyor, şuradan şu oluyor diye. Onlara da bir bakalım. Evet, hoş geldiniz diyor. Hoş bulduk. Nasıl bir görünüm istersiniz diyor. Bakın, geniş var, kompakt var. Bence bunun olması daha güzel. Çünkü mesela şurada diyelim ki kızınız size bir resim gönderdi. Burada kızınızın adı soyadı yazıyor. İşte içeriği yazıyor, başlığı yazıyor ve burada da belge, yani resim olabilir, dosya olabilir. Bunları görüyorsunuz. Hangi e-mailde, pardon, hangi size gelen, yani e-mailde, e-postada hangi attachment, yani hangi ek var onu görebiliyorsunuz. Ben bunu tercih ediyorum. Evet. Hesabımız açılmıştır. Gördüğünüz gibi bu aynı zamanda Google hesabınızdır. Sadece bir e-mail değildir. Google'a ait olan bütün servisleri bu e-mail adresiyle kullanabilirsiniz. Bu şekilde. Ha, bunun dışında aynı zamanda burada başka bir hesap da ekleyebilirsiniz. Yani iki tane e-mail adresi de kullanabilirsiniz. Gördüğünüz gibi. Aynı zamanda bunun görüntüsünü de değiştirebilirsiniz ayarlardan. Temalarını değiştirebilirsiniz. Bu şekilde. Aynı zamanda şuradan bakıyoruz. Tamamdır. Şimdilik bu kadar. Teşekkür ederim izlediğiniz için. Sağ olun.